Hünkârım, Bali Bey geldiler. Gelsin. Hünkârım. Söyle Malkoçoğlu. Divan heyeti hazır hünkârım. Molla Kabız'ın yargılanması için sizin teşrif etmenizi bekliyorlar. Ayas Paşa'ya söyleyin divanı o yönetsin. İbrahim Paşa'mız katılmayacak öyleyse. Malum, yas içinde. Ayrıca hastalığı tam olarak geçmedi. Bir müddet uzak kalıp dinlenmesinde fayda var. Siz nasıl arzu ederseniz. Nedir o? Sümbül Ağa getirdi az önce. Prenses Isabella size iletmemizi istemiş. Kardeşiniz Hatice Sultan'ın başına gelen korkunç olaydan yeni haberdar oldum. Beni tüm nezaketiyle sarayında misafir eden kardeşinizi, İbrahim Paşa'ya ve sizi sabır diliyorum. Tanrı sizleri korusun. Sultan Süleyman Hazretleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divan toplantısını açıyorum. Hazretleri. Bu mühim davayı bizzat yönetmek istiyorum. Zira devlet işi beklemez. Hoş geldiniz Paşa Hazretleri. Başınız sağ olsun. Rabbim bu elimi unutturacak keder vermesin haliniz. Amin. Sağ olun. Divanımız başlasın. Molla Kabız. Geçen sefer divanda söylediklerini şimdi Şeyhülislam Efendi ve İstanbul Kadısı önünde tekrar et bakalım. Bu davanın gereği neyse bugün halledilsin artık. Müsaadenizle. Meşhur Taftazani'nin tefsirine göre Hristiyanlar Hazreti İsa'yı Hazreti Muhammed peygamberden üstün görürler. Çünkü Hazreti İsa pür pak olan Meryem anamızdan doğmuştur. Ve yüce Allah ve biz bir kısmına üstün kıldık der. İçlerinden yüce Allah'ın konuştukları da vardır. Tamam Kabız Efendi. Yeteri kadar konuştun. Boş fikirlerini ifade ettin. Biz de sabırla dinledik. Şimdi adın Molla. Ama tefsirden, dinden anladığın pek söylenemez. Bütün bu ettiğin laflar yanlış evvela. Peygamberler arasında eftaliyet aramak açıkça küfürdür. Çünkü Allah'ın seçtiği peygamberler için mukayese yapmak Allah'ın kullarının haddine değil. Bu haşa ve kella Allah'a şirk koşmak olur. Nitekim Nisa suresinde şüphesiz Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayanlar, ayrım yapmak isteyenler var ya, işte onlar gerçekten kafirlerdir der yüce Allah. Bu da senin gibi peygamberler arasında mukayese yapanların dinden çıkması değil de nedir? Son olarak mucizelerinden hareketle Hazreti Peygamberimizin gösterdiği mucizelerin diğer bütün peygamberlerin gösterdiği mucizelerden daha büyük olduğunu bütün alimler,
müfessirler kabul eder. Misal istersen Miraç'a çıkması ve Kur'an-ı Kerim gibi bir mucizenin peygamberimize inmiş olması yetmez mi? Hem Hazreti Peygamberimiz bir şirk ortamında doğmuş, tevhidi görmüş ve müşriklere karşı savaşarak hayatını tehlikeye atmış, velhasıl her yönüyle mükemmel ve en son peygamberimizdir. İşte doğrunun ne olduğu ortaya çıkıp malum oldu. Var mı başka bir diyeceğin? Hak dini tekrar kabul eder misin? Asla kabul etmem. Ben kafir değilim. Ben yalnız doğru bildiğimi söylerim. Kadı Muhyiddin Efendi, bu durumda şerle lazım geleni siz hükmedin. Mezhebi ehli sünnet ve cemaat üzere itikadı pak tarikine salik olup döndün mü? Asla dönmem. Ben kafir değilim. Öyle mi? Bu durumda batıl itikadında ısrarcı ve dini İslam'a, peygamberine, Allah'a kürf içinde olman sebebiyle şeriatın keskin kılıcı ile idamın vaciptir.